Merhaba Somut TV'nin izleyicileri. Uzun bir aradan sonra Sağlık Olsun adlı programımızla tekrardan birlikteyiz. Diyetisyenimiz Ecem Gül Akkaynak ile bu haftaki konumuz Ramazan'da sağlıklı beslenme. Öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Malumunuz Ramazan ayına giriyoruz. Sağlıklı beslenme ile ilgili konuşacağız. Sahurda nelere dikkat etmeliyiz, neler yemeliyiz? Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Ramazan ayı uzun bir açlık dönemini yaşandığı bir süreç. Her zaman olduğu gibi aslında ama burada beslenme daha çok ön plana çıkıyor. Hastalıkların tetiklendiği bir zaman dilimi olduğu için Ramazan ayını sahurla öncelikle desteklemeliyiz. Sahur bizim için olmazsa olmazımız. Zaten uzun bir açlığa girince vücut tek bir ana öğünle beslenmemeli. Sahur bizim kahvaltı öğünümüz yerine geçiyor. Hı hı. Aslında daha hafif besinlerin, daha çok tok tutan besinlerin tüketilmesi gerekiyor sahurda. Burada neler olabilir? Öncelikle yumurta hem uzun süreli açlığı telafi edecek, hem de protein alımını da destekleyeceği için yumurta olmazsa olmazlarımızdan sahurda. Onun dışında yanında az tuzlu bir peynir, gün içindeki susamayı engelleyeceği için burada az tuzlu olmasının önemli. Yanında yenecek yeşillik, domates, salatalık yine aynı şekilde olabilir. Sağlıklı yağlardan hem de uzun süre tokluğu destekleyecek olan yağlardan ceviz, badem gibi seçenekler bulunabilir. Onun dışında bir bardak süt yine sahurda tüketilebilir. Yine en önemli şeylerden biri ekmek. Her dönem olduğu gibi ekmek mutlaka tüketilmeli. Uzun süreli açlığı hem telafi edecek hem de kan şekerini düzenli olarak ilerletebilecek bir besin olduğu için ekmek mutlaka olmalı. Evet. Peki tam buğday ekmek mi, kepekli ekmek mi, beyaz ekmek mi tercih etmeliyiz? Sahurdaki yenen ekmek mutlaka tam tahıllı, tam buğday, çavdar gibi seçeneklerden biri olmalı. Çünkü dediğim gibi kan şekerini beyaz ekmek çok çabuk yükseltiyor ve çok çabuk düşürüyor. Böyle olunca da açlık atakları ve şeker düşüklükleri daha çok meydana geliyor. Ama tam tahıllı yediğimizde kana daha geç karışıyor ve daha sindirim süresi uzun olduğu için daha çok tok tutuyor. Peki iftara geldiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Yağlı yemekler, hamur işlerinden uzak durmalıyız. Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, iftar 15-16 saat gibi bir süreçten sonra birden midenin yoğunlukla besin aldığı bir zaman. Burada öncelikle zaten suyla başlangıç yapıyoruz. Arkasından hurma kan şekerini dengeleyeceği için hurma tüketimi olabilir. Daha sonrasında iftarların vazgeçilmezi olan çorba. Çorba da yendikten sonra bir 15-20 dakikalık ara verilmeli. Hem mideyi dinlendirmek adına hem de o daha yoğun bir şekilde sindirimi zorlaştırmaması adına. Daha sonraki seçenekler kızartma gibi ağır yağlı hamur işlerinden ziyade ızgara, buğulama yöntemleriyle pişirilmiş et çeşitleri, yanında sebze yemekleri, az yağlı veya kuru baklagil çeşitleri olabilir. Daha sonrasında yanında yenecek bir Ramazan pidesi olmazsa olmazlardan biri zaten Ramazan ayında. Burada da bireyin yine tüketmesi gerektiği kadarını bilmesi gerekiyor. Bizim önerimiz Ramazan pidesinde 1/8 yani 8'de 1'ine pide olarak tüketebiliriz. Peki iftardan sonra tatlı meyve tüketimi nasıl olmalı? Evet. Nasıl tatlılar? İftardan sonra değil, iftar menüsünde komposta gibi şekersiz kompostolar ekleyebiliriz. İftardan sonraki tatlı seçenekleri de daha ağır, şerbetli, hamur işi tatlılardan ziyade sütlü tatlı veya dondurma olabilir. Peki gün içerisinde susuz kalıyoruz vücudumuz. Suyla ilgili suyu nasıl takviye etmeliyiz vücudumuza? Evet, sahurda ben öncelikle 1 litre suyun bitirilmesini istiyorum. Yine gün içinde 2,5 litrenin tüketilmesi için 1 litresini zaten sahurda içince iftardan sonra da o süreç içinde geri kalan 1,5 litreyi bitirebiliyoruz. Zaten su tüketimini çorbayla yaptığımız şekersiz kompostoyla da desteklememiz gerekebilir. Peki vücudumuz belli bir sonra sindirim sistemi ile ilgili problemler yaşıyor ve kabızlık meydana çıkıyor. Bu kabızlığı önlemek için neler yapmalıyız? Burada yine posa alımı ve su tüketimi ön plana çıkıyor. Zaten o süreci suyla telafi edeceğimiz için bunun dışında yiyeceğimiz tam buğday, tam tahıllı ekmekler, meyveler, sebzeler, salatalar posa alımını arttırıyor. Onun dışında ben mutlaka
iftardan sonra verdiğim bir ara öğünde kefir tüketimini istiyorum bireylerden. Hem kabızlığı rahatlatsın, sindirimi rahatlatsın, hem de bağışıklığı yüksek tutarak, daha güçlü tutarak hastalıkların da önüne geçsin. Peki gün içerisinde aktivite yapılmalı mı ya da iftardan sonra mı yapılmalı? Evet. Aktivite oruçla aslında yan yana gelmemeli. Gün içinde o düşen metabolizma hızı zaten kendi savunmaya aldığı için vücut, bir de aktivite yapılınca bu sefer kan şekeri düşüyor, tansiyon problemleri ortaya çıkıyor. O yüzden iftardan sonra yapılacak bir aktivite, yarım saat, bir saat sonra yapılacak aktivite hem gün içindeki azalmış metabolizmayı hızlandıracak hem de yine yavaşlayan sindirimi de destekleyecektir. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı Ramazanlar.